Dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı sonra yaparım diyenler. Dünya fanidir. İnsan bu dünyada sefil olsa üzülmeye değmez. Aksine köşklerde yaşasa, bir eli yağda bir eli balda olsa sevinmeye değmez. Muazzam köşkler yaptıran çok kimse vardır ki köşkleri durur fakat kendileri yoktur, vefat etmişlerdir. İmam-ı Ebu Yusuf, Halife Harun Reşid'e tavsiyesinde buyuruyor ki, bugünün işini yarına bırakma, aksi halde işleri zayi etmiş olursun. Ecel geldikten sonra artık iş ve ibadet yapılamaz. İki işten ahiret için olanı tercih et. Çünkü ahiret sonsuz, dünya geçicidir. Dünya da içindekiler de yok olacaktır. Ahiretse devamlı kalınacak yerdir. Yarın Allah'ın huzuruna asi olarak çıkma. Şunu iyi bil ki Allahü Teala kullarını makam ve mevkilerine göre değil, amellerine göre hesaba çekecektir. Allahü Teala ikaz ediyor, o halde dikkatli ol. Çünkü sen boş yere yaratılmadın. Bu sebeple de başıboş bırakılmayacaksın. Şüphesiz yaptıklarından hesaba çekileceksin. Peygamber Efendimiz, kıyamette herkes şu dört suale cevap vermedikçe hesaptan kurtulamaz. Ömrünü nerede nasıl geçirdi? İlmiyle nasıl amel etti? Malını nereden nasıl kazandı ve nerelere harcadı? Bedenini nerede yordu, hırpaladı? Buyuruyor. Bu soruların cevabını hazırla. İnsan öldüğü zaman dünyalık olarak elde ettiklerinin hepsi dünyada kalacaktır. Ağır bir hastalığa yakalandığı zaman bile mal, mülk, evlat demeyip sadece benim akıbetim ne olacak diye kendini düşünür. Madem ki ölüm mutlaktır, niye akıbetimizi düşünmeyi sona bırakıyoruz? Son nefeste imanla gitmek istiyoruz. Son nefesimizi de ne zaman vereceğimizi bilmiyoruz. Her an olabilir. O zaman neyi bekliyoruz? Şimdiden Allah demeye, her şeyi Allah için yapmaya başlayalım. Peygamber Efendimiz, helekel müsevvifun, yani sonra yaparım diyenler helak oldu buyuruyor. Bu, dinin emir ve yasaklarını sonraya bırakanlar helak oldu demektir. Allahü Teala'yı unutturan mal, mülk, makam ve mevkiler hep dünyalık olur. Fakat onun rızasına uygun şekilde kazanılıp kullanılanlar dünyalık olmaz. Dünyalık şeylerin ne kıymeti vardır? Maalesef şimdi insanlar dünyalık işleri birinci plana alıyor, ahiret işlerini ise arka plana atıyor. Halbuki her şeyin başı, birinci derecede önemli olan Allahü Teala'nın sevgisini, rızasını kazanmak ve onun emir ve yasaklarına uymaktır. Kıyamet günü öyle dehşetlidir ki hamile kadınlar korkudan çocuklarını düşürecektir. O gün gökler parçalanacak, yıldızlar dağılacak, yeryüzü ve dağlar parça parça olacak ve yok olacaktır. Bir insan o güne nasıl hazırlanmaz? Önümüzde beş büyük imtihan vardır. 1. Son nefes. Nice alimler son nefeste imansız gittiler. Süfyan-ı Sevri Hazretleri, üç hocası imansız gittiği için üzüntüden genç yaşta kamburlaşmıştı. Peygamber Efendimiz son sözü La ilahe illallah Muhammedun Resulullah olan cennete girer buyuruyor. Bunu söylemeyip para derse, yani para için dinini terk etmişse veya aman doktor kurtar derse, yani şifayı doktordan bilirse cehenneme gider. Şefaatlerin, müjdelerin hepsi son nefeste imanla ölenler içindir. 2. Kabir suali ve azabı. Sual meleklere cevap olarak kabir suallerini ve cevaplarını öğrenmelidir. Hadis-i şerifte kabir cennet bahçesi veya cehennem çukurudur buyuruldu. Kabir azabı ruha ve cesede birlikte olacaktır. 3. Mahşer azabı. Mahşer günü güneş bir mızrak boyu alçalır. Dümdüz bir çölde herkes günahı nispetinde sıkıntı çekerek hesabının görülmesini bekler. O sıkıntılı günde bir grup insan uçarak gelip arşın altında gölgelenir. Bunlar ümmeti Muhammed'den olup dünyadayken sırf Allah için birbirlerini seven Müslümanlardır.
Mahşerin süresi 50 bin ahiret senesidir. Ahiretin tek bir günü dünyanın 1000 senesidir. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri bu yolun büyüklerini tanıyıp onların yolunda gidenler için mahşerin süresi arşın gölgesi altında serin suların başında 2 rekat namaz kılacak kadar olacaktır buyuruyor. Bu müjdeye kavuşmak için büyükleri Allah için çok sevip bu yolda gücümüz nispetinde çok hizmet etmeliyiz. 4. Terazi. Sevaplar ve günahların tartıldığı terazide oraya kul hakkıyla gelenlerin iflas edecekleri, sevaplarının hak sahiplerine verileceği, onlar da yetmezse hak sahiplerinin günahlarının onlara yükletileceği ve cehenneme atılacakları hadis-i şerifle bildirilmiştir. 5. Sırat Köprüsü. Resulullah Efendimiz ahirette Sırat Köprüsü'nde her Müslümana iman, namaz, oruç, hac, zekat, gusül ve kul hakkından olmak üzere 7 sual sorulur. Bunlara cevap veren cennete gider buyuruyor. Cevap veremeyenlerin hali felakettir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen siz hemen kolayca cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz buyuruluyor.